Bugün Kastamonu'muzda Tarım ve Orman Bakanlığımızdan 3 bakan yardımcımızı ağırlıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzde yeni devreye alınan iş makinalarının sizlere genel bilgilerini vermek, hem orman, hem tarım, hem de devlet su işleri konularında bölgemizdeki devam eden kamu yatırımlarıyla alakalı sayın bakanlarımıza son durumu bilgilendirmek, desteklerini tekrar talep etmek amacıyla bugün böyle bir çalışma ziyaret programı gerçekleştirildi. Orman anlamında bildiğiniz gibi Kastamonu yaklaşık %68'i resmi ormanlarla kaplı. Oldukça verimli orman üretiminde yapıldığı bir coğrafya. Bunun yanı sıra orman varlığımızın artırılması noktasında da orman bölgemizin riyasetinde de çok güçlü çalışmalarımızla devreye alıyoruz. Günden güne de bu konudaki orman mevcudiyetimizi artırıyoruz. Tabii bir taraftan yaparken, artırırken bir taraftan da varlığımızı korumak çok önemli. Bölgemiz orman yangınları konusunda da hassas bir bölge. Bu kapsamda arkamızda görmüş olduğunuz ekipmanların, araç gereçlerinin de bu anlamda bize çok büyük bir desteği var. Sağ olsunlar, bakanımız bu konudaki taleplerimizi büyük oranda karşıladı. Eksiklerimizi de kendilerine arz ettik. İnşallah bu konuda da destek sözlerini de aldık. Kastamonu'ndaki orman varlığı arttırma noktasında çabalarımıza devam edecek. Devlet su işleri anlamında da bölgemizde özellikle Bozkurt merkezli tüm sahalarda ciddi çalışmalar, göletlerde, barajlarda çalışmalar var. Onlarla alakalı da sayın bakanlarımıza son durumu da arz edeceğiz. Bu anlamda Kastamonu'muzu hem suyla alakalı konularda, hem ormanla alakalı konularda, yine hem de tarımla alakalı konularda uyum içerisinde, işbirliği içerisinde bakanlığımızın da yoğun destekleri çerçevesinde inşallah hep beraber daha ileriki noktalara taşıyacağız. Ben sayın bakanlarımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Evet. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, değerli Hazirun, kıymetli basın mensupları, bugün memleketimde olmaktan tabii elbette son derece mutluyum. Bugün burada 3 daha önceden planlanıp maalesef bugüne kadar deprem başta olmak üzere çeşitli sebeplerle ertelediğimiz çalışma ziyaretimiz var. Bunlardan bir tanesi bugün Orman Bölge Müdürlüğümüze araç teslimi ile alakalı. Biraz sonra Sayın Veysel Tiryaki Bakanım daha detaylı açıklar. Bunun dışında malumunuz Devrekhani'de Türkiye'nin en büyük tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinden bir tanesi, besicilikle alakalı yeri tespit edildi, tüzel kişiliği oluşturuldu. Bununla ilgili de bugün yine Et Süt Kurumu'ndaki genel müdür ve diğer arkadaşlarımız da burada. Onlar da bu alanla alakalı son değerlendirmelerini yapacaklar. Yine buradan Devlet Su İşleri'ndeki genel müdür yardımcısı arkadaşımız burada. Onlarla birlikte de Tosya'da bir şantiye incelemesinde bulunacağız. Böylece bugünü tamamlamış olacağız. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Kastamonu orman varlığı ve hayvancılık başta olmak üzere tarımsal alanda bu alanlarda gelişmeye müsait bir ilimiz. Dolayısıyla biz de çalışmalarımızı bunun üzerinde yürütüyoruz. Ancak yine ayrıca Sayın Valimizin çok ciddi destekleriyle birlikte yine turizmle ilgili çok büyük bir gelişme alanı var. Bu alanlarda da bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah gelecek günlerde de Allah nasip ederse bununla ilgili yine buraya farklı vesilelerle gelmiş olacağız. Ben bu vesileyle Sayın Bakanımızın da Hazirun'a, Kastamonu halkına selamlarını ve hürmetlerini iletmiş olayım. Söylemeyi unuttum. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibinde olan bir yatırım. Yani dolayısıyla inşallah çok yakın bir zamanda, hani birkaç hafta içerisinde gelip burada hep birlikte bir temel atma törenimiz de olacak inşallah. Bunu da bu vesileyle sizlerin aracılığınızla Kastamonu'daki kıymetli hemşerilerimize de iletmiş olayım. Teşekkür ederim. Ve hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce İbrahim Bey'in de söylediği gibi aslında bu bir çalışma ziyareti. Daha önce Sayın Valimizle de konuşmuştuk. Ancak araya deprem girdi.
bugüne nasip oldu. Kesinlikle seçimin arefesinde böyle bir program yapıyor diye düşünmeyin. Şimdi biraz sonra açıklayacağım bilgilerden sonra böyle kafasında soru işaretleri olanlar varsa da bunların yok olacağını düşünüyorum. Ülkemiz son yıllarda, hatta bütün dünya, başta Avrupa ülkeleri, Amerika olmak üzere iklim değişikliğiyle beraber yangınlarla boğuşuyor. Ülkemizde de 2021 yılında özellikle büyük yangınlar oldu. Yangın sezonuna orman teşkilatı hazırlanma açısından kiralık helikopterler, yangın uçakları başta olmak üzere kendi çapında bir hazırlık yapıyordu. Ama bu ormanlar, hele hele Kastamonu gibi bir yerde, coğrafyasının yaklaşık %70 ormanlarla kaplı bu bölgede de çocuklarımızdan emanet aldığımız şeyler bizim. Onlara bu ormanları biz teslim edeceğiz. Bize, bizden öncekilerin teslim ettiği gibi. İklim değişikliğine paralel olarak yangın sezonuna hazırlanmak amacıyla bakanlığımız son birkaç yıl ay içerisinde yaptığı çalışmalarla ülke genelinde çok ciddi anlamda yangınlara hazırlık açısından yangın arazözü, iş makinesi, tanker, grader, dozer ve benzeri ciddi anlamda iş makinesi aldık. Bunlar sadece inşallah bu bölgelerde yangın olmaz. Başka kamunun ihtiyaçlarında da kullanılacak araçlar. Eğer televizyon ekranlarına bakmışsanız, özellikle deprem bölgesinde çalışan araçların çok önemli bir kısmı, tamamına yakın kısmı bizim bakanlığın, Tarım Orman Bakanlığı'nın, DS Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü'nün araçları olduğunu görürsünüz. Aldığımız yeni araçlarda dahil olmak üzere deprem bölgesinde hala bir kısmı daha çekilmedi. Onun için buraya, Kastamonu bölgesine, İbrahim Bey hatırlıyorum, araç istediğinde bölgesi için beklentilerinin üzerinde çok sayıda araç göndereceğimizi söylediğimizde İbrahim Bey, bakan yardımcımız da hayretler içinde kalmıştı. Şu anda 30 tane araç, orman teşkilatındaki arkadaşlarımız bunun farkındalar. Grader, dozer, eskavatör, yangın müdahale aracı, arazöz ve benzeri. Kastamonu Orman Bölgesi 30 tane aracı teslim ediyoruz. Hemen hemen Türkiye'deki birkaç vilayetinki kaldı. Bazı araçların ruhsat işlemleri tamamlanamadığı için gecikti. İnşallah önümüzdeki günlerde şu anda dağıttığımıza yakın yine karada yangına müdahale edecek araç takviyesi yapılacak. Ve böylece yangınlara karşı sadece araç gerecimizi güçlendirerek değil, geçen yıl 5000 yangın işçisi orman teşkilatına işçi aldık. Herkes kendi bölgesindeki yerde çalışmak üzere. İnşallah Cumhurbaşkanlığına tekrar yazı yazdık, kadro istedik. Tekrar personel açısından da güçlendireceğiz. Ve birkaç gün oldu. Yine televizyon ekranlarında duymuşsunuzdur. Ben bunu ülkemiz adına söylüyorum. İlk defa kendi yangınlarda kullanmak üzere ilk defa kendi uçağımızı ve kendi helikopterlerimizi aldık. Artık Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi kendi hava filosunu kuruyor. 20 adet yangın söndürme uçağını satın aldık. Kendimizin artık. 9 tane helikopteri aldık. Bu helikopterlerin bir kısmı, önemli bir kısmı artık Türkiye'de kendi imal edilen helikopterlerimizden oluşacak. Şu anda helikopterlerin 3 tanesi, uçaklarımızın 4 tanesi, yönetim uçaklarımızın 2 tanesi geldi, teslim edildi. Onun için TOBYÖK'ün teşkilat olarak yangınlara karşı ve ülke ekonomisine katkı sunacağımız çalışmalarda teşkilat olarak hazırlanıyor. Bu vesileyle buradayız. Kesinlikle seçim öncesine geldi. Dün Amasya'daydık. Ondan önceki, çünkü bu araçları almak arkadaşlar kolay değil. Bunların bir kısmı yurt dışından getiriliyor malzemeler. Yurt dışındaki firmalar temin ediyor. Yani aylar sürüyor. Yani ihale alındıktan sonra bu makineler imal ediliyor. Yani gidip hemen alamıyorsunuz. İnşallah şu anda aynı bugünkü gibi aldığımız gibi tekrar yeni bir alımın da arefesindeyiz. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde
aldığımızda bunları da bölgelerimize göre tekrar dağıtımlarını yapılacak. Özellikle meclisimizin, milletvekillerimiz var burada, kapanmasından hemen bir iki gün önce bizim bakanlığın uzunca süredir üzerinde durduğu ve bakan yardımcımız Ebu Bekir Bey'in çok emek harcadığı bir kanunu çıkarmış olduk. Bu kanunun bir kısmı tarımı ilgilendiriyor. Artık ülke tarımda biliyorsun gıda güvenliği artık bir milli güvenlik problemi gibi algılanıyor. Özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan ve Covid'den sonra bunu bütün dünya öğrendi. Bu ülke 85 milyon turistlerini de sayarsak 120-130 milyon insanı besleyen bir ülke. Tarımda da artık bir kulvar değiştiriliyor. Bakanımız işin içinden gelen bir tarım bakanı. Bu yasayla önümüzdeki süreçte ekenin biçenin para kazandığı, kimsenin artık zarar etmediği, ekilmeyen bir karış toprağın kalmadığı yeni bir anlayışa geçiliyor. Bir taraftan da bu çıkan yasanın bir kısmı da ormanı ilgilendiriyordu. Gerçekten önemli maddeler vardı içinde. Ormanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bunlar açısından da önemli maddeler var. Ormanla köylüler arasındaki bazı sınır ihtilafları, mülkiyet ihtilafları ile ilgili konulardaki madde meclisten son anda seçimde yanlış anlaşılır gerekçesiyle, yani bir imar affı gibi algılanır diye milletvekillerimiz komisyonda bunu meclis seçim sonrasına bırakalım denildi. Çünkü çok sayıda özellikle mülkiyetle orman kadastrosuyla ilgili şahıslar arasında böyle problemler var. Bunun da kesinlikle çözülmesi lazım. Yıllardır üzerinde insanların evi var, kullanıyorlar falan. Ama bunun dışında da özellikle orman köylüsüne para kazandıracak, orman köylüsünü köyde tutacak, insanları tekrar köye göçü sağlayacak maddeler de var. Şu anda yapılması gereken işlerden bir tanesi insanların köye gerçekten geri dönmesi. Yani ben de bir orman köylüsüyüm. Orman köylüğünde doğdum. Ve köyle de irtibatımı hiç kesmedim. O nedenle bir gün herkes, bu özellikle burada Kastamonu'daki hemşehrilerime söylüyorum, herkes köyüne, evine, tarlasına, bağına, bahçesine sahip çıksın. Bunu sağlayacak da maddeler var. Orman köylüleri, istiyoruz ki ormanda çalışanlar orman köylüleri olsun. Dışarıdan gelen insanlar müteahhitler değil, ormanda, o köyde yaşayan köylüler çalışsın ve köylüler para kazansın. Onların gelirini artıracak maddeler de vardı bu yasada. Örneğin daha önce orman köylüsü kooperatiflerde çalışanlar hak edişlerini aldıkları %10'una karşılık şimdi ekstra elde kazandıklarının, ürettikleri maldan elde ettikleri paranına ilaveten kooperatiflere tanınan %25'ten kaynaklı %10 daha kendilerine para verilecek. Yani hak edişleri %10 fazlasıyla alacaklar. Zaten önceden normal hak edişi orman köylüsü olduğu için %10 alıyorlardı. Şimdi %10 daha fazla alacaklar. Burası orman bölgesi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün ürettiği maldan elde ettiği yıllık karın %10'u tamamen orman köylülerine dağıtılacak. Bu %10 biraz önce sözünü ettiğim %10'dan farklı bir %10. Orman köylüleri, çalışanlar eğer sigortalı iseler kendileri hak edişlere %5 daha ilave edilecek. Yani normal hak edişlerinin üzerine aslında %35 ekstra pay alacaklar. Yakacak ve kendi zati ihtiyaçları için söylüyorum. Bunu özellikle yaşlı, belli yaşa gelen, köyünde yaşayan insanlar için, dağa çıkıp ormandan odun hazırlayamayan, orman işletmesinin depolarından hazır odun yakacak veya zati ihtiyaçlarını alacak orman köylüleri için söylüyorum bunu. Satış bedelinin değil, özellikle altını çiziyorum, Orman İşletme Müdürlüğü'ne maliyetinin %70 daha ucuza alacaklar bu odunlarını, ihtiyaçlarını. Yani satış bedelinin %70'i değil, orman işletmesine maliyetinin %70 daha ucuzuna bu yakacaklarını alabilecekler. Onun için çok önemli bir katkı. Bu bölgeden özellikle bana Kastamonu bölgesinden bu odun fiyatlarıyla ilgili çok talep geliyordu.
İnşallah bu çözülmüş olacak. Ya ne zaman, yarın sabah orman işletmesine gidip odunumuzu alalım diyen köylüler için söylemiyorum. Kanun çıkarken yürürlük tarihi olarak sanıyorum Eylül ayı konulmuş. Yani o Eylül ayı itibariyle geçerli olacak. Yani yürürlük tarihi resmi gazetede böyle yayınlandığı için söylüyorum. Bu ciddi bir katkı olacağını düşünüyorum. Köylülerimize hayırlar getirsin. Ormanı koruyacak olan köylülerdir. Bunun dışında da ormanların korunmasına yönelik özellikle son bir yıldır ciddi tedbirler alıyoruz. Şu anda detay olduğu için onları sizlerle paylaşmıyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, sunar bir şey. Denemek ister misiniz? Sağ olun.